Merhabalar, bugünkü konumuz tırnak yeme davranışı. Tırnak yeme 3-4 yaş civarında bir davranış bozukluğu ya da bir dürtü kontrol bozukluğu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine 5 aylık bebeklerde de yeni bir fiziki ortama, sosyal ortamla karşılaşma durumunda ebeveynin sunduğu o güvenilir ortamdan çıkıp kendini güvende hissetmediği böyle bir ortamda da bu tarz davranışlar gözlemlenebilir. Bu genellikle yani tırnak yeme genellikle olumsuz bir durum olarak görülmektedir. Kişinin yeni karşılaştığı durum karşısında hissettiği düşünce ve duygularıyla baş edememe durumunda gösterdiği bir davranış şeklidir. Bir süre sonra bilinçsiz bir şekilde yapılmaya başlanır. İşte bu tip durumlarda bunun altında yatan sebepleri iyi gözlemlemek gerekiyor. Özellikle çocuklarda tırnak yeme davranışı başladıysa sizlere şu mesajı veriyor olabilirler. Anne benimle yeterince ilgilenmiyorsun. Baba çok fazla bağırıyorsun. Veya da ben kendimi burada güvenli hissetmiyorum gibi mesajlar size verebilir. Çocuklar duygularını rahat bir şekilde, düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edemezler. Bu sebeple onların gösterdiği davranışlara iyi bakmak gerekiyor. Altında yatan sebepleri iyi gözlemlemek gerekiyor. Tırnak yeme davranışının altında yatan sebeplere baktığımızda geniş bir yelpaze vardır. Genellikle kendini güvende hissetmeyen kişilerin ya da kendine güvenmeyen kişilerin gösterdiği bir davranış olarak karşımıza çıksa da aslında birçok sebebi vardır altta yatan. Bunlardan işte birincisi biraz önce bahsettiğimiz gibi bebeklik döneminde parmak yeme davranışıyla karşımıza çıkar. Yine ikincisi öğrenilmiş bir davranış olabilir. Yani çocuğun herhangi bir problem değil de sadece ebeveynlerinden gördüğü, yakın çevresinden gördüğü tırnak yiyen birisi varsa onu taklit etmek yoluyla oluşan bir davranış olabilir. Üçüncüsü genetik faktörler. Ani duygu değişimleri yaşayan, depresyon, kaygı bozukluğuyla birlikte tırnak yeme davranışı görülen ebeveynlerin çocuklarında da yine tırnak yeme davranışına daha eğilimli oldukları gözlemlenmektedir. Psikolojik nedenler, dördüncü başlığımız. Burada zaten birçok alt başlık yer alacaktır. Bunlar işte üzüntü, stres, kaygı anlarında biraz önce de bahsettiğimiz gibi o an o duygusuyla baş edememe durumunda gösterilebilir. Yine birey, çocuk kendini aileye ait hissetmeyebilir. Kendini dışlanmış hissedebilir. Ve de hayatımızdaki ani değişimler bizi zorladığında bu durumla baş edemediğimizde yine bu tırnak yeme davranışını gözlemleyebiliriz. Ve bu ileride kalıcı hale gelebilir. Kardeşin olması, yeni bir eve taşınmak, yeni bir okula taşınmak, bu gibi çocuğun hayatındaki büyük değişimler de yine çocukta tırnak yeme davranışına sebep olabilir. Tırnak yeme davranışını gösteren kişiler el becerisi gereken işlerden kendini bazen geri çekebilirler. Çünkü görüntü olarak hoş bir görüntüye sahip değillerdir. Kendilerine olan güvenleri azalmıştır bu konuda. Ve bazı mide enfeksiyonları çene ve diş yapısında bozukluklara sebep olabilir. Bu yüzden bir an önce tedavi edilmesi gerekmektedir. Peki bu süreci atlatmak için yani tedavi için neler yapabiliriz? Öncelikle başlangıç aşamasındaysak yani ilk defa çocuğumuzda bu tarz davranışlar görmeye başladıysak görmezden gelmek en güzel çözüm olacaktır. Eğer çocuğunuzun tırnağını yediğini gördüğünüz anda ona hissettirmeden herhangi bir iş yapmasını isteyebiliriz, başka bir istekte bulunabiliriz. Elini kullanabileceği bir iş yaptırdığımızda çocuğumuzun odak noktası değişir ve o an her ne yaşıyorsa o duyguyla baş edebilmesi için belki de ona yardımcı olmuş oluruz. Yine çocuğumuz bu davranışı göstermeye başladığında veya bir yetişkin bu davranışı gösteriyorsa altında yatan faktörleri iyi incelemek gerekiyor. Sürekli eleştirmek, onunla dalga geçmek, aşağılamak, azarlamak, tehdit etmek gibi davranışlar onlarda tırnak yeme davranışına sebep olan faktörlerden sayılan stres, kaygı, hayal kırıklığı gibi duyguların daha da artmasına sebep oluyor ve bu davranışın azalması yerine
daha da artmasına neden olmuş oluyoruz. Yetişkinlerde özellikle tırnak bakımı yapmak tırnak yeme davranışını bir nebze de olsa iyileştirdiğini gözlemlemekteyiz. Yine çocuklarda da kullanacağınız bir krem onların bu davranıştan vazgeçmesini sağlayabilir. Bazen biraz önce bahsettiğimiz gibi altında çok büyük nedenler yatmayabiliyor. Bazı vitamin eksikliklerinden kaynaklı tırnak kenarlarındaki deriler kalkması sonucunda çocuklar bunlarla oynayabiliyor ve bu daha farklı bir boyuta geçebiliyor. Kullanabileceğiniz bir krem belki de onun bu davranışı daha rahat kurtulmasını sağlayabilir. Eğer baş edilemeyecek bir boyuttaysa tırnak yeme davranışı mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerekiyor. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz gibi kişinin kendi olan güveni ve yine bazı fiziki anlamda rahatsızlıklara sebep olduğu için bir an önce tedavi yoluna gidilmesi kişinin sağlığı için önemlidir. Umarım tırnak yeme konusunda sizler de farkındalık oluşturabilmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.